É um jogo difícil, como nós já esperávamos. O importante foi a equipa garantir já o apuramento da fase de grupos. Sabíamos que uma vitória praticamente garantíamos essa classificação. E agora vamos disputar quem será o primeiro classificado entre nós e o Remo. Mas o grande objetivo foi este, foi passar a fase de grupos. Parabéns à equipa. Ela voltou a estar muito disciplinada taticamente, muito forte defensivamente. Ganhámos com uma bola de diferença, 2-1, mas podíamos ter ganho na segunda parte, podíamos ter feito mais golos. Mas o importante, no fundo, foi a nossa classificação para a fase seguinte. E estas vitórias consecutivas do Fenerbahçe têm feito que o Fenerbahçe do ranking da UEFA cada vez esteja a subir mais em termos de pontuação. Não é só importante para o Fenerbahçe, é importante para o futebol turco. O futebol turco não pode ser no ranking da UEFA 20º classificado. E é com as vitórias nossas, hoje, do Fenerbahçe, amanhã dos outros adversários que estão também na Liga Europa, que vamos melhorando e vamos melhorar, de certeza, o ranking do futebol turco. İyi akşamlar. Maç beklediğimiz gibi zor bir maçtı ama bizim için önemli olan bu gruptan çıkmayı garantilemekti. Buradan alacağımız bir galibiyetin bizim için grupta çıkmayı garantilemek anlamına geleceğini biliyorduk. Şimdi Ren'le grup birinciliği için mücadele vereceğiz. Ama bizim asıl hedefimiz, büyük hedefimiz gruptan çıkmaktı. Takımımı tebrik ediyorum. Yine taktiksel anlamda çok disiplinliydik. Defansif anlamda çok kuvvetliydik. 2-1 kazandık ama özellikle ikinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. Ama belirtmiş olduğum gibi bizim için önemli olan gruptan çıkmaktı. Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında aldığı üst üste galibiyetler kulübün Avrupa kulüpler sıralamasındaki pozisyonunu da yukarı çıkartıyor. Ama bu sadece Fenerbahçe için önemli değil. Türk futbolu için önemli. Türk futbolunun ülkeler sıralamasında daha yukarıda olması gerekiyor. Biz ve bizim gibi Avrupa Ligi'nde yarışan diğer Türk takımları da bunun için mücadele veriyoruz. O jogo é que me vai dar as ideias daquilo que eu faço. Em termos de poder fazer modificações na equipa, ou seja, as substituições. Não levo nada planeado, porque no futebol tu só podes planear antes dos jogos e depois é o próprio jogo que vai dar as tuas indicações para tu poderes planear. E foi isso que nós fizemos. As alterações da equipa em relação ao último jogo também já teve o pensamento do próximo jogo para o campeonato e, portanto, tornou-se mais fácil estes jogadores que entraram frescos, todos eles com muita velocidade, que está o caso do Valencia e o Samuel. O Samuel entrou muito forte pelo lado direito. Em relação a quem define os batedores de penaltis sou eu. Eles sabem, o João Pedro, Dersum, se estiver no jogo, porque são os quatro batedores de penaltis, Valência e Badushuai, eles sabem quem é o primeiro, quem é a primeira opção, quem é a segunda opção, quem é a terceira opção. Agora, como hoje aconteceu, isto demonstra o espírito da equipa. O Valência, como fez dois golos de penalti, quis dar a hipótese para o Badushuai bater para que o adversário não soubesse e fosse uma novidade. E depois no outro penalti, que ele é que é o batedor de penaltis, foi bater e falhou. E como vem o futebol, não é uma ciência exata. O futebol tem momentos que
como foi o caso hoje, não é? Que aconteceu entre os dois batedores de penaltis. Mas, para mim, o mais importante foi a forma como o Valência quis dar a grande penalidade ao Baixoário, porque ele, se quisesse, era ele que batia a grande penalidade. Maç içinde yaptığımız değişiklikleri maçın gidişatına göre belirliyoruz. Asla maçtan önce oyuncu değişikliklerini planlamıyoruz. Siz maçtan önce maça dair planlarınızı yaparsınız fakat daha sonra maçın gidişatına göre gerekli değişiklikleri maç içinde yaparsınız. Biz de bugün bunu yaptık. Bugün yaptığımız değişiklikler birazcık da önümüzdeki lig maçını düşünerek yaptığımız değişikliklerdi. O oyuncular oyuna girdikten sonra maç bizim için daha kolay hale geldi. Oyuna hız kattılar. Özellikle Valencia ve Samuel. Samuel sağ tarafta çok iyi başladı. Süratini çok iyi kullandı. Penaltı atıcısına ben karar veriyorum. Onlar da penaltı atıcısının kim olduğunu çok iyi biliyorlar. Bizim takımımızda 4 tane penaltı atan oyuncu var. João Pedro, Serdar Dursun, Valencia ve Batshuayi. Onlar kendi aralarında kimin birinci penaltıcı, kimin ikinci, kimin üçüncü, kimin dördüncü olduğunu çok iyi bir şekilde biliyorlar. Bugün de bu şekilde oldu. Fakat penaltıda Valencia son iki penaltıyı attığı için aslında bugün rakibi şaşırtmak, rakibin Batshuayi'nin nereye vuracağını bilemediğini düşünerek penaltıyı Batshuayi'ye vermek istedi. Zaten kendisi de bir penaltı attı fakat kaçırdı. Futbol böyle. Futbol kesin bir bilim değil. Hiçbir zaman her şeyi hesaplayamıyorsunuz. Ama benim için en önemlisi bugün Valencia'nın göstermiş olduğu ve penaltıyı João'nun atmasını istemiş olduğu davranıştı. Güzel bir davranıştı. Nós no fundo, jogamos para os nossos adeptos, para lhes dar alegrias. Estávamos a jogar fora de Istambul. Penso que estes adeptos do Fenerbahçe não vivem na Turquia, não vivem em Istambul. São adeptos que estão a trabalhar fora do seu país. E tudo o que seja uma lembrança do seu clube de coração, para eles é muito importante. E, portanto, foi com essa ideia que eu pedi aos jogadores para lhes dar as camisolas do jogo. Biz aslında işin özünde taraftarlarımız için futbol oynuyoruz. Onları mutlu etmek için oynuyoruz. Ve tahmin ediyorum ki buraya gelen seyircilerimiz Türkiye'de, İstanbul'da yaşamıyorlar. Kendi ülkelerinin dışında çalışıyorlar. Dolayısıyla kulüplerinden onlara kalan en ufak bir hatıra bile onlar için çok önemli. Ben de bu düşünceyle oyuncularımdan formalarını vermelerini istedim. Metade do plantel do Fenerbahçe nem sabem se isso existe. São jogadores de várias partes da Europa, sabem lá. E também metade dos jogadores do Lanark também nem sabem se existe, portanto, essa situação política. Portanto, isso é nada, não teve nada a ver com o jogo, nem nunca vai ter. Porque os jogadores são jogadores de futebol, não são políticos. Isso é para quem escreve, que quer confundir as coisas, e nós não confundimos futebol com política. Bugünkü maç zor oldu. Çünkü böyle olacağını biliyorduk. Larnaca sahasında oynadığı maçları rakiplerine zorlaştıran bir takım. Biz de zor olacak diye biliyorduk zaten. Ama ben çok da zorlandık diyemem. Onların 2-2'ye getirmesindense bizim 3-1'i yakalama ihtimalimiz çok daha muhtemeldi maç içerisinde. Politik olaylara bakacak olursak Fenerbahçe takımının yarısı yabancı olduğu için iki ülke arasındaki politik olayları bilmiyorlar bile. Aynı şey rakibimiz için de geçerli. Dolayısıyla bunun oyuncular üzerinde bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü futbolcular futbolcudur, politikacı değildir. Politikayla futbolu karıştırmıyoruz. E hoje foi muito importante, foi aquilo que eu já me expressei. Foi com esse sentimento que eu pedi aos jogadores para lhes entregar as camisolas aos adeptos do Fenerbahçe, exatamente para nós retribuirmos o apoio e o carinho que eles nos deram durante este jogo. Onların bugün bizim için gösterdiği destek çok önemliydi. Taraftarlarımız nereye giderse gidelim bizimle birlikteler. Oyuncularımız her yerde taraftarlarımızın desteğini hissediyorlar. Bugün de göstermiş oldukları destek bizim için çok önemliydi. Ben de tıpkı bu sebepten oyuncularımdan formalarını taraftarlara vermelerini istedim. Bize göstermiş oldukları sevgi, bize göstermiş oldukları desteğe bir karşılık vermek istedik.